Merhaba arkadaşlar. Ben Elif Prensesi. Bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu güzelliği hep birlikte öreceğiz ve çok keyif alacağız. Yapraklı popcorn modelimizi birkaç videodur sizlere anlatıyorum. Farklı çalışmalarla birlikte aynı örneği kullanarak örgülerimizi örüyoruz. Bugün de bu görmüş olduğunuz şortlu tulum modelini sizlere anlatacağım. Yine yaprak çalışması yapacağız. Sonra tulum kısmımızı öreceğiz. Askılarımızla birlikte güzel bir çalışma olmuş oldu. Arkadaşlar bu modelle birlikte size birkaç tane e, ip kullanarak anlatım yaptım. Bu slopet çalışmamda da Alize'nin Baby Best ipini kullandım. Biraz tok bir ip. 100 gram ağırlığında ve 240 metre uzunluğunda. Ben kış kullanımı için bu modeli ördüm. Kışın badilerle, kilotlu çoraplarla çok güzel olacak bir model çalışması. Ama eğer yazlık ve baharlık örecekseniz arkadaşlar mutlaka mevsime göre ip seçmeniz gerekir. Şayet yazlık örecekseniz arkadaşlar koton yani pamuklu. Ve bambu ipler kullanmanızı sizlere tavsiye ederim. Büyüklük ölçümüze gelince arkadaşlar ben 240 metre uzunluğunda tok bir iple örgümü ördüğüm için oldukça büyük bir çalışma oldu. Rahat bir yaş belki iki yaşa kadar bebeğinizin gelişimiyle tabi bu çok alakalı. Giyilebilecek büyüklükte bir çalışma elde ettim. Şayet küçük örmek istiyorsanız daha ince iplerle ve yine Mevsimine uygun ip özelliği tercih ederek aynı sayılarda örebilirsiniz. Şimdi size ben ölçülerimi vereceğim. 40 şöyle tuttuğumda askıdan A kadar olan uzunluğun 47 buçuk 48 santim arkadaşlar. Şu e, genişliğimde 24 buçuk cm santim civarı. Yaka kısmımızdan A, a kadar olan uzunluğumuzda 34 santimetre. Askı çalışmamın uzunluğunu söylemem gerekirse 13 buçuk santim uzunluğunda yani e, şu düğmeler takıldıktan sonraki uzunluğumuz 13 buçuk santimetre. Arkadaşlar beden kısmından sonra askı çalışması yaparken mutlaka ölçü almanızı tavsiye ederim. Ee, kısa ya da uzun askı çalışması yapmamanız gerekiyor. O yüzden ölçüyle örgünüzü örmeniz çok daha sağlıklı olur. Ben 4 tane yaprak çalışması yaptım. Ve yaprak çalışmasına başlamadan önce şu ilik çalışmamdan sonra bir miktar Lastik ördüm. Şu lastik uzunluklarını kısaltıp uzatarak askı boyunu da ayarlayabilirsiniz. Bu yeterince uzun bir askı çalışması. Şayet aldığınız ölçü daha kısaysa arkadaşlar mutlaka şu kısımdan 12 sıra ördüm ben ilikten sonra. Bunu az tutun. 2-3 sıra sonra hemen yaprak çalışmasına başlayın ve 4 adet yaprak çalışmasıyla askınızı örün. Modelimizin arka tarafı yine askımız önde 12 sıra lastik çalışmamın aynısı arkada da var 12 sıra lastik ördüm ve ilik çalışmamı yaptım. Şayet ölçülerinizi ayarlarken şu öndeki kısmı az örerseniz arkadaki kısmı da aynı şekilde aynı sayılarla az örerek askı büyüklüğünüzü mutlaka ayarlayın arkadaşlar. Evet modelimizin Arka tarafı da böyle çok güzel bir çalışma oldu, çok hoş görünüyor. Yaprak çalışmasının ana detaylarını zaten sizlere anlatmıştım. Çok küçük bir iki farkla beraber yine yaprak çalışmamızı yapacağız ve bu güzelliği öreceğiz. Evet, ben çok keyif alarak ördüm ve anlattım. Çok da güzel oldu. Dediğim gibi arkadaşlar mutlaka Yazlık örecekseniz koton ya da bambu ip tercih edin unutmayın ipinizin kalınlıklarına ve özelliklerine özellikle dikkat edin şiş numaramız kullandığımız ip ve el örgümüzün bolluğu ve sıklığı bizim örgü büyüklüğümüzü etkiler bunlara mutlaka dikkat edin arkadaşlar ben çok keyif alarak ördüğümü söyledim eğer sizde bu modeli beğendiyseniz Lütfen öncelikle beğeni tuşuna tıklamayı, o güzel yorumlarınızı yazmayı ve henüz kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abonelikler ücretsizdir. Abone olarak bundan sonra yayınladığım her güzellikten haberdar olmayı ihmal etmeyin. Evet, şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, yaprak çalışmamı bu kez Alize Baby Best marka ip kullanarak yapacağım. İçinde bambu karışımı olan güzel bir bebek ipi, 100 gram ağırlığında ve 240 metre uzunluğunda. Renk numaramızda 40 arkadaşlar. E, 3 buçuk numara örgü şişi kullanacağım. E, Ele sıkı olan arkadaşlar 4 numara şişte kullanabilirler. Şimdi yaprak çalışmamız daha önceki. Yaka çalışmamızdaki yapraktan biraz farklı, kenar kısmı farklı, çok küçük bir ayrıntı var. Ee, o yüzden yeniden yaprak anlatımını size yapacağım. 6 ilmekle birlikte önce örgümüze başlayalım. Evet önce şişimize 6 ilmek atalım. 1 2 3 4 5 6 Şimdi bir sıra var olan 6 ilmeğimizle ters örgü örelim. 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. Şimdi örgümüzün burası düz tarafı burada yaprak kurulumuna başlıyoruz. İlk ilmeğim ters ve bu ilmeği hep ters olarak öreceğim arkadaşlar. Normalde ilk ilmekleri boşalırız ya. Buradaki ilmeğimizi hep ters olarak örerek örgümüze başlıyoruz. Bir ters, bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz ve bir gizli artırma. Sıra sonunda iki ilmeğim var. Bu iki ilmeğimi de ters örgü olarak örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. İlk kurulumu yaptık. Şurası bizim dolama yaptığımız kısım. Yaprak çalışmamız. Geriye dönüyoruz. İki ilmek ters olarak sıramızı tamamlamıştık. Şimdi arka tarafta bu ilmekler düz oluyor. İlk ilmeğini boş alıyorum fakat şöyle boş alıyorum arkadaşlar. İp bendeyken ters örecekmiş gibi boş alıyorum. Sonra ön tarafa düz örecekmiş gibi ipimi alıyorum. Bu şekilde çalışınca şöyle kenar kısmında haroşa dişi gibi ilmek beliriyor. Bunlar bize lazım olacak. O yüzden özellikle böyle örüyoruz. Evet ilk ilmeğimi boş aldıktan sonra bir dolama e, gizli artış yaptığım ilmekle beraber iki ilmek düz örüyorum. İpimi kendime alıyorum. Yaprak ilmeklerimi ters olarak örmeye başlıyorum. Bir dolama yaptığım iki üç dolama yapmış olduğum dört ve 5 ilmek ters örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim var. Bu ilmek arkada düz, önde ters olarak devamlı örülüyor. Döndük örgümüzün ön kısmındayız. Yaprak çalışmamız şurası 2, 4, 5 ilmekten oluşan yaprak çalışmamız. Şimdi artırarak devam edeceğiz. İlk yuva çalışmamızı yaptık. 1 dola 1 ör, 1 dola olan kısım yaprağımızın büyümesini sağlayan şu yuvalı kısımlar. Evet başlıyoruz ilk ilmeğimiz ters. Ardından yaprağıma başlıyorum. 1 2 ilmek düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 1, 2 ilmek düz. Yaprak çalışmam bitti. 2, 4, 6, 7 ilmeğe yaprak ilmeklerim ulaştı. Yaprağım bitti. Hemen bir gizli artırma yapıyorum. Ve sıra sonunda 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. İkinci yuva çalışmamızı yaptık. Örgümüzün arka tarafındayız. İlk ilmeğimi ters örecekmiş gibi boş alıyorum. Ardından düz örgüme geçiyorum. 1 2 Gizli artırma yapmış olduğum ilmeğimle beraber 3 ilmek düz ördüm. Boş aldığım ilmekte 4 ilmeğim oldu. Ardından yaprak ilmeklerime başlıyorum. Ters örgülerle örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters ördüm. Yaprağım bitti. Son ilmeğim düz. Tamamladık. 2 kez yuva çalışması yaptık ve yaprağımız büyüyor. 2 4 6 7 ilmeğe ulaştı. Devam ediyoruz. İlk ilmeğimiz ters. Örerek başlıyoruz bu ilmeğe. Ardından düz örgülerle yaprağımı örüyorum. 1 2 3 düz 1 dola 1 düz 1 dola 1 2 3 düz ördüm. Yaprağım bitti. Hemen bir gizli artırma. Ardından sıra sonunda 1 2 3 4 ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. 1 2 3 4. Evet sıramızı tamamladık dönüyoruz arka kısımda ilk ilmeğimi ters örecekmişim gibi şişime boş alıyorum ardından düz olarak devam ediyorum 1 2 3 gizli artırma yapmış olduğum ilmeğimle beraber 4 ilmek düz ördüm boş olan, olan ilmeğimle 5 ilmek ediyor ardından yaprak çalışmasına başlıyoruz ters örgülerle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğim kaldı. Son ilmeğim. Bunu da düz örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Toplamda 3 tane yuva çalışması yaptık. Şimdi dördüncü kez artırış yaparak dördüncü yuva çalışmamızı yapacağız arkadaşlar. Ve bu sırada ilk popcorn çalışmamıza da başlayacağız. İlk ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Ardından yaprak çalışmama başladım düz örgülerle. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. 1 dola, 1 düz, 1 dola, 1, 2 3 400 düz hemen bir gizli artırma yapıyorum ardından bir ilmek ters örüyorum sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı şu dördüncü ilmeğe ilk Popcorn çalışmamı yapıyorum 2 milimetre örgü tığı kullanıyorum ilmeğimi tığıma aldım bir ilmek çıkardım ve bir iki zincir çektim trabzan çalışması yapacağız bu ilk iki zincirimi birinci trabzan kabul ediyorum ardından tığıma ipimi doladım aynı yuvaya battım bir kere de çıktım İkinci trabzanım oldu tığıma ipimi doladım battım Üçüncü trabzanımı çalıştım. Tığma ipimi doladım. Battım. Dördüncü trabzanımı çalıştım. Tığma ipimi doladım. Battım. Ve beşinci trabzanımı çalıştım. Tığımda bir, iki, üç, dört, beş tane ilmeğim oldu. Bu beş ilmeği birlikte ördüm. Tek bir ilmeği düşürdüm. Bir zincirle sabitledim. Ve sağ şişime aldım. Popcorn çalışmamız da bitmiş oldu. Şimdi sıra sonunda 3 tane ters ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Evet, arka sıraya dönüyoruz. Arka sırada ilk ilmeğimi boş aldım. Ardından 1 2 ilmek düz ördüm. Popcorn ilmeğim arkada ters, önde düz olarak hep örülecek arkadaşlar. Şimdi arka sırada olduğumuz için bu ilmeği ters örüyorum. Ardından düz örgüye geçiyorum. 1 ve dolama yapmış olduğum ilmekle birlikte 2 ilmek düz ördüm. İpimi kendimi aldım yaprağım için ters ilmeklerimi örmeye başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek ters, son ilmeğim düz ilmek. Onu da düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Yaprağımızın en geniş kısmına kadar ördük. 11 ilmeğe kadar yaprağımızı artırıyoruz. 11 ilmeğe ulaştıktan sonra artık yaprağımızı küçültmeye başlıyoruz. Şimdi ön sıradayız ve yaprağımızı da küçültmeye başlayacağız. İlk ilmeğim ters, ters olarak ördüm. Ardından yaprağımı küçülteceğim. İlmeğimin yönü ters olduğu için düzelttim. Eğer sizde de böyle oluyorsa Mutlaka önce ilmeğinizin yönünü düzeltin. Ardından iki ilmeği birlikte sağdan sola doğru düz örgüyle keserek bir ilmek eksilttim. Bu birinci düz ilmeğim. Devam ediyorum düz örgülerle. 2 3 4 5 6 7 8 düz ilmek ördüm. Sıra sonunda yaprağımın iki düz ilmeği kaldı. Bu iki düz ilmeği de soldan sağa doğru ikisini birlikte örerek kesiyorum. Yaprağımızda 11 ilmeğimiz vardı. Sağdan ve soldan kestik. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz kaldı. Yaprak bitti. Hemen bir gizli artırma yaptım. Ve ters örgüme başladım. 1, 2, 2 ilmek ters ördüm. Popcorn ilmeğim arkada ters önde düz örülecekti. O yüzden bir düz ördüm. Ve sıra sonunda 3 ters ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Geriye dönüyoruz. İlk ilmeğimi boş aldım. Ardından 1, 2 ilmek düz bir ilmek ters bir iki artış yaptığım ilmeğimle üç ilmek düz ördüm yaprak ilmeklerime geldim ters örgüyle örmeye başlıyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz yaprak ilmeklerim bitti son ilmeğim düz örgü Sıramı tamamladım. Örgümüzün düz tarafındayız. Yaprağımızı küçültmeye devam edeceğiz. Ve ikinci popcorn çalışmalarımızı da bu sırada uygulayacağız. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. Ardından düz ilmeğimin yönünü değiştim. İki ilmeği birlikte sağdan sola doğru kestim. Bir devam ediyorum 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm 2 düz ilmeğim kaldı yaprağımda bu iki düz ilmeği de soldan sağa doğru örerek kesiyorum artık yaprağımda 2 4 6 7 ilmeğim kaldı hemen bir gizli artırma yapıyorum 1 2 ilmek ters örüyorum şu ilk popcorn yapmış olduğum düz ilmeğin öncesine ve sonrasına iki tane popcorn çalışıyorum. Çalışalım. Geldim. Sıra sonundan saydığımda beşinci ilmeğe denk geliyor. İlmeğimin içerisine girdim. Tığımla bir ilmek çıkardım. Ardından iki zincir çektim. Ve aynı yuvaya 5 tane trabzan çalışıyorum. 1 2 Şu 2 zincir çektiğimle beraber 3 oldu. 4 Ve son bir trabzan daha çalışıyorum. Battım ve trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim oldu. 5'ini birlikte ördüm. Tek bir ilmeğe indirdim. Ve 1 zincirle sabitleyerek sağ şişime aldım. Sırada bir düz ilmeğim var. Bir düz ilmeğimi ördüm. Hemen yanına ikinci popkornumu yapıyorum. Aynı şekilde ilmeğimin içerisine girdim. 1, 2 zincir çektim ve 5 tane trabzan çalışıyorum. ilk 2 trabzanım ve ilk 2 zincirim, ilk tırabzanım. 4 ve 5. 1 2 3 4 5. 5'ini birlikte ördüm. 1 Bir zincirle sabitledim ve sağ şişimi aldım. ikinci popcorn çalışmamı da tamamlamış oldum. Sıra sonunda 2 ters ilmeğim var. Bu iki ters ilmeğimi de ters örgü olarak ördüm. Ve sıramı tamamlamış oldum. Geriye dönüyoruz. İlk ilmeğimi boş aldım. Ardından bir, iki düz. Şu ilk popcorn ilmeğim önde düz, arkada ters olacaktı. Bunu ters olarak örüyorum. Sonra tekrar düz örgülerle 1 2 3 dolama yapmış olduğum ilmekle beraber 4 ilmek düz ördüm. Yaprak ilmeklerimdeyim. Ters örgülerle yaprak ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ters ve son ilmeği düz düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum devam ediyoruz yine keseceğiz ilk ilmeğim ters Ardından ilmeğimin yönünü değişiyorum ve iki ilmeği sağdan sola birlikte örerek kesiyorum. Bunu birinci düz kabul ediyorum. Ardından 2, 3, 4 düz ilmek örüyorum 2 düz ilmeğim kaldı bu 2 düz ilmeği de soldan sağa doğru kesiyorum yaprak ilmeklerimiz 5'e düştü hemen bir gizli artış yapıyorum ters örgülerle 1 2 3 4 ilmek ters örüyorum ilk popcorn ilmeğimin düz olması lazımdı bir düz olarak bunu örüyorum ve sıra sonunda 3 ters ilmeğim var ters örerek sıramı tamamlıyorum geriye dönüyoruz ilk ilmeğimi ters aldım ardından 1 2 ilmek düz 1 ilmek ters 1 2 3 4 Dolama yapmış olduğum gizli ilmeğim 5 düz örgü örüyorum. Sonra yaprak ilmeklerim var. Ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ters ördüm. Sıra sonundaki ilmeğim düz. Evet. Yaprağımız küçüldü. 1 2 3 4 5 ilmeğe düştü. Devam ediyoruz. Şimdi üçüncü ve son kez popkon çalışmamızı da bu sırada yapacağız. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yaprak ilmeğimin ilkinin yönünü değiştiriyorum. Sağdan ve sola sağdan sola doğru iki ilmeği birlikte örerek bir eksiltme yapıyorum. Sonra bir düz ilmek örüyorum. Yaprağımın iki düz ilmeği var soldan sağa bu iki düz ilmeği birlikte örerek bir eksiltme daha yaptım ve yaprağımda bir iki üç tane ilmeğim kalmış oldu yaprak bitti hemen bir gizli artırma yaptım ve ters örgülerle örmeye başladım bir iki üç ilmek ters ördüm şu popcorn ilk popcorn düz ilmeğimin Yanında iki ters ilmeğim var. Şu ilkine popkornumu yapmaya başlıyorum. Yuvaya girdim, bir iki zincir çektim. Bu birinci trabzanım. Ardından iki, üç, dört ve son olarak. 5. kez trabzan çalışmamı yaptım tığımda 5 tane ilmeğim var 5'ini birlikte ördüm teke indirdim ve bir zincirle sabitleyip sağ şişime aldım sırada bir ters ve bir düz ilmeğim var bir ters bir düz olarak ördüm son 3 ilmeğim ters örgü hemen düz ilmeğimin yanındaki ilmeğe ikinci popkorn çalışmamı yapıyorum. Bir iki zincir çektim. Birinci trabzanım. Ardından iki, üç, dört, beş tane trabzanımı çalıştım. Beşini birlikte örerek tek bir ilmeğe indirdim ve bir zincirle sabitleyerek sağ şişime aldım. Sıra sonunda iki ters ilmeğim var. Bu iki ters ilmeğimi de ters örgüyle örüp sıramı tamamladım. Evet yaprağımızın son 3 ilmeği kaldı ve popcorn çalışmamız bitti. Örgümüzü çeviriyoruz. İlk ilmeğimi boş aldım. Ardından 1 2 ilmek düz bir ilmek ters ve düzlere geçiyorum. Bir iki üç dört beş gizli artırma yapmış olduğum ilmeğimle birlikte 6 ilmek düz ördüm. Yaprak ilmeklerim var. Ters örgülerle. Bir, iki 3 ters ördüm. Sıra sonundaki ilmeğim düz örgü. Sıramı tamamladım. Bu sıra artık yaprağımızı kapatıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. Yaprağımın 3 ilmeği var. yönünü değiştirdim. Bu kez bu 3 ilmeği birlikte sağdan sola doğru kesiyorum ve tek bir ilmeğe indiriyorum. Yani iki ilmek birden kesmiş oldum. Kestim tek bir ilmeğe indirdim. Artık artış yapmıyoruz. Normalde yaprak ilmeklerimizden sonra bir artış yapıyorduk. Fakat üçünü birlikte ördüğümüz sırada artık artışlarımız da bitiyor. Direkt ters örgülere geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters 1 ilmek düz 1 2 3 ilmek tersle sıramı tamamlıyorum. Evet hem yaprak hem popcorn çalışmamız bitti. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. İlk ilmeğimi boş aldım. Ardından 1 2 ilmek düz bir ters 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Sıra sonunda 2 ilmeğim var. İpimi kendime aldım ve bu 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi 2 4 6 8 10 11 ilmeğim şişimde var. Ama biz örneğimize 6 ilmekle başlamıştık. Şimdi ikinci yaprak kurulumuna geçerken önce ilmek sayımızı 6'ya indirmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Ters örgülerle keseceğiz arkadaşlar. Şu düz hattımız hep devam etsin diye. Ve şu ilk ilmeği tersten alıp çevirdiğimizde şu bahsetmiş olduğum haroşa dişi gibi ilmek görüntüsü elde ettik bunlar bize lazım olacak şimdi başlıyoruz kesmeye 5 ilmek keseceğiz tersten keseceğiz o yüzden ipim bana doğru ters örecekmişim gibi geliyorum İlk 2 ilmeği sağdan sola doğru batıp bir ilmek kesiyorum Sol şişimi aldım var olan ilmeğimi. Sıradaki ilmekle ikisini birlikte örüyorum. Tekrar kesiyorum. iki tane kesmiş olduk. Tekrar sol şişimi aldım ilmeğimi. Yanındaki ilmekle birlikte örerek kestim. 3. Tekrar aldım. Yanındaki ilmekle birlikte ördüm. 4 ilmek kesmiş olduk. Son kez sol şişimi aldım ve yanındaki ilmekle birlikte ters örgü olarak örüp kestim. Şimdi 2 4 5 sağ şişimdeki ilmeğimle beraber 6 ilmeğe indik tıpkı başlangıçtaki gibi. Hemen kuruluma geçiyoruz. Bu ilk ilmeğim bir tersimiz vardı ya o ters. Ardından 1 düz 1 dola 1 düz 1 dola 1 düz Yaprak bitti. Hemen gizli artırmaya başladım. Ve sıra sonunda bir, iki ilmek tersim var. İlk yuva çalışmasını yaptık. Şuraya dönmüş olduk. Arka sıraya dönelim. İlk ilmeğimi boş aldım. Ardından bir gizli artış yaptığım ilmeğimle iki ilmek düz. Bir ilmek 2 ilmek 3 ilmek 4 ilmek 5 ilmek ters ördüm yaprağım için sıra sonundaki ilmeğim zaten düz ilmek Evet ilk yuva çalışmamız bitti şimdi ikincisini de göstereyim arkadaşlar sonra bu şekilde devam edeceğiz İlk ilmeğim ters bir ters ördüm ardından yaprak ilmeklerim var düz örgüyle örüyorum 1 2 düz 1 dola 1 düz 1 dola 1 2 ilmek düz yaprak ilmeklerim bitti hemen bir gizli artırma yaptım ve sıra sonunda 3 ilmeğim var bu 3 ilmeğimi de ters olarak ört 2. yuva çalışmasını yaptık arka sıramızda örelim iyice belli olsun ilk ilmeğimi boşaldım ardından 1 2 gizli artırma yapmış olduğum ilmekle beraber 3 ilmek düz ördüm ipi kendime aldım yaprağımın ilmeklerini ters olarak örüyorum 2 3 4 5 6 7 ilmek ters ördüm yaprağım bitti son ilmeğim düz düz olarak sıramı tamamladım ne yaptık şu İki yuva çalışmasını yaptık. Son olarak üçüncü kurulumu da yapayım arkadaşlar. Ondan sonra zaten bu şekilde devam edecek. En baştan izleyerek devam edebilirsiniz. Şayet anladıysanız zaten hiç bakmadan da devam edersiniz. Bir ters. Bir. 2 3 düz 1 dola bir düz bir dola 1 2 3 düz. Yaprak çalışmam bitti. Bir gizli artırma yaptım. Sıra sonunda 4 ilmeğim ters. 1 2 3 4. 3. yuva çalışmamızı yaptık. 4. yuva çalışmasını yaparken popcornumuza da başlıyoruz. Şimdi istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar yaprak çalışmalarımıza bu şekilde devam edelim. Sonra yine birlikte örelim. Arkadaşlar yaprak çalışmamı ardarda arda tekrar ettim ve toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yaprak çalışması yaptım. Şöyle ikiye katladığımızda bir ölçü vereceğim şimdi çünkü yaprak sayısından daha çok bizim için uzunluk önemli 28 santim uzunluğunda arkadaşlar ikiye katladığımızda örgü elde ettim 25 25 50 tam açık olunca 56 57 santim genişliğinde yaprak çalışmamız olmuş oldu daha büyük örmek isteyen arkadaşlar yaprak sayılarını artırarak büyüklüğü de ayarlayabilir. Şimdi yaprak çalışmamda en son 3 düz ilmeğimi birlikte örerek düz sıramı tamamlamıştım. Şimdi nasıl bu yaprak çalışmasını sonlandıracağız onu da gösteriyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. Ardından 1 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda 2 ters ilmeğim var. Bu 2 ters ilmeğimi birlikte örerek 1 bir ilmek eksiltiyorum. Örgümüzün düz tarafına geldik. Normalde ne yapıyorduk? 5 ilmek kesiyorduk. Ve yeni yaprak çalışmasına geçiyorduk. Şimdi biz artık yaprak çalışması yapmayacağız. Tamamıyla var olan ilmeklerimizi keseceğiz. Şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğimiz var. Başlarken 6 ilmekle başlamıştık. Şuranın uzunluğu başlangıçtan daha uzun olduğu için keserken bunu 2 ilmek 2 ilmek değil de arkadaşlar. Ya yani 3 ilmeği birden keseceğiz. Yani 2 ilmek eksiltmiş olacağız bir kesimde ki şuradaki uzunluk başlangıçtaki şu uzunlukla aynı olsun. Ters örgülerle beraber kesiyorum. İlk 3 ilmeğimi birlikte ters olarak ördüm. Sağ şişimden sol şişime ilmeğimi aktardım. Yine o ilmekle birlikte 2 ilmek daha ilave ediyorum ve 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Aynı şeylerin tekrarını yaparak bitireceğiz. Yine sol şişime aktardım. Sıradaki 2 ilmekle birlikte toplamda 3 ilmeğimi birlikte ters örgü olarak ördüm ve kestim sol şişime aktardım sıradaki iki ilmekle birlikte ördüm ve kestim son kez sol şişime aktardım sırada iki ilmeğim var toplamda 3 ilmeğimi birlikte ters örerek kestim ve tamamladım şuradaki genişliğimizle başlangıç genişliğimiz birbirinin aynı oldu bunları birbirine diktiğimizde sanki şu yaprak geçişlerindeki gibi geçiş görünecek dikiş yaptığımız bile anlaşılmayacak şimdi son bir ilmeğim kaldı bu ilmeğimi bir kez düz örgü olarak örüyorum ve dikiş yapabilecek kadar uzunlukta şöyle 20-25 santim uzunluğunda ipimi bırakarak kesiyorum. Evet yaprak çalışmamız bitti arkadaşlar. Şimdi bu çalışmayı yaparken özellikle şu kenarlarda haroşa dişlerine benzer böyle çalışma yapmıştık. Bunların kaç tane olduğuna önce bir bakalım sayalım. Üst beden lastiğimizi buna göre ayarlayacağız. 2-4-6-8-10-12-14- 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 83 ilmek burası ediyor. Şimdi bundan 10 ilmek daha fazla arttırsak 93 100 ilmeğe tamamlayalım arkadaşlar. Yani kaç 10 17 ilmek fazla mı örmüş oluyoruz? 17 ilmek fazla öreceğiz. Ve birleştirme yaparken arkadaşlar şunları hiza alacağız. Her ilmeği buradaki ilmekle eşleştireceğiz. 17 ilmeğimiz fazla oluyor. 17 ilmeği de bu aralardan yine yedirerek örgümüze ilave edeceğiz. Şimdi 100 ilmekle birlikte örgümüze başlayalım. Evet tekli lastik çalışması yapacağız ama tekstil tipi lastikle ben başlayacağım. Çok da güzel görünüyor. Tekstil tipi lastik çalışmasını uzun bir video ile sizlere anlatmıştım. Ee, o şekilde çalışmak isteyen arkadaşlar tekstil tipi başlasın. Eğer bana zor geliyor, normal lastik çalışması yapmak istiyorum diyen arkadaşlar da klasik ilmek ilmek atma tekniğiyle 100 ilmek şişlerine atsınlar. Şimdi kısaca ben yine tekstil tipi lastiği göstereceğim. Bize lazım olan ilmek sayısına uygun arkadaşlar ipimi bırakıyorum iki kat halinde sonra avucumun içerisine bu iki kat ipi alıyorum birini baş parmağıma birini işaret parmağıma takıyorum İlk ilmeğimizi şu uzun olan ilmeği şöyle şişimden şöyle bir tur çevirerek yapıyorum ardından bir ilmek baş parmağımdan bir ilmek işaret parmağımdan örerek ilmeklerimi şişime alacağım. Baş parmağımdan çıkardığım ilmekler düz ilmek olacak. İşaret parmağımdan çıkarmış olduğum ilmekler ters ilmekler olacak. Şimdi baş parmağımdan başlıyorum. Bir düz. Sonra işaret parmağımdan bir ters. Tekrar baş parmağı, işaret parmağı, baş parmak, işaret parmağı bu şekilde bir düz bir ters bir düz bir ters zaten çok belirgin oluyor bu şekilde tam 99 ilmek şişimizi atalım 100. ilmeği kapatma ilmeği olarak atacağız nasıl yapacağımızı size göstereceğim şimdi 99 ilmek şişlerimizi atıp gelelim Evet arkadaşlar, tam 99 ilmek şişime attım. Şimdi 100. ilmeğimi şu baş parmağımdaki ilmeğime bakın. Şöyle geliyorum. işaret parmağımın arasındaki ilmekle beraber 100. ilmeğimi atıyorum ve sabitliyorum. Böylece kilitlemiş oldum. Şişimde toplamda 100 ilmeğim oldu ve tekstil tipi lastiğimizi örmeye başlıyoruz. Şimdi ilk ilmeğim ters. Şu ilk ilmeğimi ilk sıramız olduğu için tersimi ters olarak ördüm. Ardından sıradaki ilmeğim düz. Düzler ve tersler çok belli oluyor. Düz ilmeğimi de ördüm. Şimdi sırada ters ilmeğim var. Tekstil tipi lastikte arkadaşlar ters ilmeği örecekmiş gibi ipi kendimize alacağız. Fakat bu ilmeği örmeyeceğiz. Sağ şişimize boş olarak aktaracağız. Ardından sırada düz ilmeğim var. Düzü düz olarak örüyorum. Geliyorum sırada ters ilmeğim var. İpi kendime alıyorum fakat bu ilmeği örmeden şişime aktarıyorum. Düzleri düz olarak örüyorum. Tersleri örmeden şişime aktarıyorum. Sıramızı böyle tamamlayalım. Toplamda 3 sıra bu şekilde çalışacağız. Şimdi ilk sıramızı çalışıp gelelim. Sıra sonuna yaklaştım. Tersleri boş Düzleri düz olarak ördüm. Tersi boş Son ilmeğim düz düz olarak Düz olarak örüp sıramı tamamladım. Bir sıra ördük. Şimdi ikinci sıradayız. İlk ilmeğim boş aldım. Sıradaki ilmeğim düz örgü. Düzü düz olarak ördüm. Sıradaki ters, tersi boş aldım. Aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Düzleri örüp tersleri boş alıyoruz. Düzleri örüp tersleri boşalıyoruz. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. İkinci sıramı da tamamlıyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Boş aldım. Son ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi 3. sıramızda son kez aynı şeyin tekrarını yapıyoruz. İlk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki ilmeğim düz, düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim ters, boş Sıradaki ilmeğim düz, düz olarak ördüm. Sıradaki ters boş aldım. Üçüncü sıramızı da tamamlayalım. Üçüncü sıramızı da düzleri örüp tersleri boş alarak tamamlıyorum son ilmeğim düz düz olarak ördüm bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi çok düzgün bir görüntü oluyor çok da kolay örülüyor Evet tekstil tipi lastik çalışmamız bitti şimdi normal klasik bir düz bir ters lastik örgülerimize geçiyoruz İlk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Artık düzleri düz, tersleri ters. Düzleri düz, tersleri ters örerek tekli lastik çalışmasına başlıyoruz. Bundan sonra lastiğimiz istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar düzleri düz tersleri ters olarak öreceğiz bir miktar bu şekilde örelim istediğimiz uzunluğa lastiğimiz ulaşınca beden kısmının örgüsüyle beraber örgümüzü örmeye devam edelim arkadaşlar tekli lastik örgümü şöyle sayalım 2 4 6 8 10 Tam 13 sıra boyunca ördüm 3 sırada aşağıya örmüştük 16 sıra boyunca lastiğimizi örmüş olduk. Şimdi santim olarak da size ölçü vereyim. Toplamda tam 4 buçuk santim uzunluğunda bir lastik çalışması yaptık. İsterseniz bunu biraz daha kısa ya da biraz daha geniş yapabilirsiniz. Evet 100 ilmeğimiz vardı yüz ilmeğimizi bu şekilde ördük, tamamladık. Yaprak çalışması yapmıştık. 9 tane yaprak çalışmamız vardı ve özellikle şu kenarları bırakmıştık. Bunlardan ilmek alacaktık. Başladım arkadaşlar ilk ilmekten itibaren sırayla her bir ilmeğin içerisine şöyle yakından göstereyim. Bu haroşa dişi gibi olan ilmeklerin her birinin içerisine batarak şişimi alıyorum. Sırayla her birini toplamda 83 tane saymıştık diye hatırlıyorum. Şimdi kontrol edelim. Bakalım kaç tane aldık. 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 34 35 37 38 39 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83. Evet, 83 tane ilmek çıkardık. Şimdi arkadaşlar lastik örgümüzle ikisini birleştireceğiz. Örgümüzün düz tarafı içeri bakacak şekilde şöyle, içeri bakacak şekilde şimdi var olan ilmekleri hem lastik örgüden hem bu yapraklı çalışmamızdan birer ilmek alarak iki parçayı birbirine eklemiş olacağız lastiğimizde 100 ilmek var 83 ilmek e, bu yapraklı çalışmamızda var yani 17 ilmek eksik. O yüzden ne yapacağız? Arada bir 17 ilmek ayarlayarak şuradaki ilmekleri öreceğiz ama burayla birleştirmeyeceğiz. 17 tanesini öyle yapacağız. Şimdi hemen başlayalım, anlatacağım, çok kolay. Her iki şişten de şöyle yan yana getirdim. Ters tarafı düzü içeriye bakıyor. Her iki şişten birer ilmek alıp örüyorum. Şöyle. Her iki şişten birer ilmek alıyorum ve örüyorum. Şişten çıkartıyorum. Bir bir şişten bir diğer şişten ikisine batıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şimdi 17 <laughs> ilmek lastiğimiz fazla ya. O yüzden arada bir lastikten bir ilmek örüyoruz. Sonra her iki şişten yine birer ilmek alıp ikisini birlikte örüyoruz. Bu kadar basit. Her iki şişten birer ilmek alıyorum. Birlikte örüyorum. 17 tane ilmeği de sadece lastikten böyle ara ara alarak örüyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi bu şekilde var olan ilmeklerimizin tamamını örelim ve birleştirelim. Örgüyü birleştirmiş olduk. Şimdi artık düz örgüler öreceğiz. Önlerde düz, arkalar ters olarak. Fakat bir artış çalışması daha yapacağız arkadaşlar. Şimdi örgümüzün şu arka sırasındayız. O yüzden bu sıramızı ters örgülerle önce örelim. Yüz ilmeğimiz var. Yüz ilmeğimizin tamamını ters örgülerle örüp sıramızı tamamlayalım. Evet ters örgülerle birlikte sıramı tamamlıyorum. Bundan sonra önlerde düz, arkalarda ters olarak örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Fakat şimdi şu düz sıramızda 100 ilmeğimiz var ya arkadaşlar. Bunu biraz artırmamız gerekiyor. 120 ilmek olana kadar artıracağım. Evet ön sırada şimdi 5 ilmekte bir artış yaparsak toplamda 20 ilmeğe ulaşırız diye düşünüyorum. Göz kararı 5 ilmek öreceğiz ve ardından bir ilmek artıracağız. 1 2 3 4 şu 5. ilmeği örerken altından batacağız. Bir artırma yapacağız ve 5. ilmeği öyle öreceğiz. Yani aslında 4 ilmek örüp artırmış oluyoruz. 1 2 3 4 ilmeği örüyorum. 5. ilmeğin şu altındaki ilmeğe batıyorum. Önce buradan örerek bir artırma yapıyorum, sonra beşinci ilmeği artırıyorum. İki kez artırma yaptık, böyle devam edelim. Bir, iki, üç, dört ilmek ördüm. Beşinci ilmeğin alttaki ilmeğe battım, sonra beşinci ilmeği ördüm. Üç kez artış yaptım, son kez gösteriyorum. Bir, iki, üç. 4 ilmek ördüm 5. ilmeğin altından battım bir artış yaptım sonra 5. ilmeği ört Evet bu şekilde artışlarımızı yapalım sıra sonuna kadar toplamda 20 kez artırmış olalım arkadaşlar Evet 4 ilmek örüp bir ilmek artırdığımda şimdiye kadar 18 kez artırmış oldum. Şimdi sıra sonunda 2 4 6 ilmeğim kaldı. Şu artış çalışmamı yaptıktan sonra 4 ilmek ördüm. 5. ilmeğin önce altından ördüm, sonra kendisini ördüm. 119 ilmeğim kaldı. Bir kez daha artıracağım. Bu sefer 1 2 3 tane ördüm. Şu dördüncü alttaki ilmeği yukarı çıkardım. Bir artırmada böyle yaptım. Ardından ilmeğin kendisini ve son ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Toplamda 120 ilmeğe ulaştık ve artık bu var olan 120 ilmeğimizi önlerde düz, arkalarda ters olarak öreceğiz. Bacak kesimine kadar istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi önlerde düz, arkalarda ters olarak örgümüzü istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar örelim. Ardından yine birlikte örmeye devam edelim. Düz örgülerime geçtikten sonra 33 sıra önde, 33 sıra arkada toplamda 66 sıra boyunca var olan 120 ilmeğimi önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde ördüm. Şimdi ölçü vereyim. Şu lastik kısmımıza kadar olan uzunluğumuz, yani şu düz kısmın uzunluğu 21 santime ulaştı. Bu bizim için yeterli bir uzunluk. Şöyle en ölçüsü vereyim tam kol altına gelecek olan kısmımız 44 lastik olduğu için 44 santim estememiş haliyle düz örgülerimizi ördükten sonra yaptığımız 20 artırmadan sonra 58 santimde alt kısmımız olmuş oldu şimdi bacak çalışması ve A çalışması yapacağız arkadaşlar. Örgümün düz tarafındayım. 120 ilmek var şişimde. Bedenimi ön ve arka beden olarak ikiye ayıracağım. O yüzden 120 ilmeğimin yarısı 60 ilmek. Önce 60 ilmeğimi öreceğim. Ön ve arka bedeni ayırmış olacağım. 60 ilmek örgümüzü örelim. 60 ilmek ördüm. Şimdi bedenimizi ikiye ayırmış olduk. Ön beden ve arka beden olarak. İlk önce ön bedenimi öreceğim. 60 ilmek ördükten sonra örgümü çevirdim. Arka tarafta ön bedenimi örmeye başlayacağım ve bacağımız için kesinti yapacağız. Hemen kesmelere başlayacağız. Şöyle iki ilmeği birlikte örerek kesim yapıyorum bir tane kestim iki tane kestim üç tane kestim bu şekilde toplamda 18 ilmek kesiyorum arkadaşlar 18 ilmeğimizi keselim 17 ilmek kestim. Son olarak 18. ilmeğimi de kestim. Şimdi sol şişimde 41, sağ şişimde 1 ilmeğim, toplamda 42 ilmeğim kaldı. Bu var olan ilmeklerimi de ters örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Bacağımızın bir tarafını kesmiş olduk. Şimdi sıramızı tamamlayacağız. Örgümüzün düz tarafında diğer kısmında aynı 18 ilmekten oluşan bir kesim işlemi de orada yapacağız. Şimdi sıramızı tamamlayalım. 42 ilmeğimi ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün düz tarafını çevirdik ve buradan da 18 ilmek eksiltme yapacağız. 1 2 3 Bu şekilde 18'e tamamlayalım. 18 kez eksitmemi yaptım. Şimdi 24 ilmeğimin kalmış olması lazım sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23. Sağ şişimdeki ilmeğimle birlikte 24 ilmeğim kaldı. Bu 24 ilmeğimiz ön bedenimizdeki A çalışmamızın olduğu kısmın ilmekleri arkadaşlar. Şimdi 24 ilmeğimi örüp sıramı tamamlayacağım. Örgümün arka kısmını çevirdim. Şimdi 24 ilmeğimi ters örgü olarak örüp tamamlıyorum. Ardından kesme işlemine başlayacağız. Artık A çalışmamız için kesme çalışmalarımız olacak. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Evet 24 ilmekle birlikte bir sıra önde düz, bir sıra arkada ters örgü ördüm ve artık kesimlere başlıyorum. Kesim çalışması yaparken de ilk ilmeği örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir eksiltme yaptım. 24 ilmeğim vardı. 1 ilmeğim eksildi. 23 ilmeğe düştü. Şimdi son 3 ilmeğim kalınca bir eksiltme de orada yapacağım. Ve ilmek sayım 22'ye inmiş olacak. Yani bir sağda bir solda eksiltme çalışması yapmış oluyor. Evet burada da sağdan sola doğru kesme çalışması yaptım. Eğer sizin de ilmekleriniz benimki gibi ters duruyorsa önce ilmeğinizin yönünü değiştirip ondan sonra kesiminizi yapın. Daha düzgün bir görüntü olsun. Şimdi 22 ilmeğim kaldı. Arka tarafta var olan 22 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Sadece önlerde kesme yapacağız arkadaşlar. İlk kesimimizi yaptık. Toplamda 5 kez kesim çalışması yapacağız ve bizim 14 ilmeğimiz kalacak. 14 ilmekle birlikte önce bir ilik ve lastik çalışması yapacağız. Sonra da keserek tamamlayacağız. Evet tekrar örgümün ön kısmındayım. İlk ilmeği ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru keserek bir eksiltme yaptım. 21 ilmeğe düştü. Düz örgülerle son 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 3 ilmeğim kalınca son 3 ilmeğim kalınca şimdi ilmeğimin yönünü değiştirdim ve ilk 2 ilmeği birlikte örerek bir kesme yaptım. Son ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Şimdi 20 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Arkada bir şey yapmıyoruz. Var olan ilmekleri örüyoruz. Ve önlerde kesim yapıyoruz. 2 kez bu kesimi yaptık. 3 kez daha yapacağız. Ve bizim 14 ilmeğimiz kalacak. Şimdi 3 kez daha kesip sonra birlikte örmeye tekrar devam edelim. Toplamda 5 kez kesim yaptım. Şurada belli zaten. 1, 2, 3, 4 ve 5. Artık kesimlerim bitti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğim kaldı. Şimdi arkadaşlar var olan 14 ilmeğimizle birlikte birkaç sıra boyunca önlerde düz, arkalarda ters olarak örgümüzü öreceğiz. İstediğimiz uzunluğa ulaştığında da lastik ve ilik çalışması yaparak ön bedendeki ağ çalışmasını tamamlamış olacağız. Şimdi bir sıra ördüm. Devam ediyorum. Bu şekilde birkaç sıra öreyim. İstediğim uzunluğa ulaştığımda kaç sıra örmüş olduğumu sizinle paylaşayım. 14 ilmeğimiz 8 sıra boyunca ördüm arkadaşlar şu anda 8. sıramı tamamlamış oldum şöyle bakalım Evet tam 8 sıra ördük bu bizim için yeterli şimdi lastik ve ilik çalışması yapacağız tıpkı üst kısımda yapmış olduğumuz şu tekli lastik çalışmasını buraya uyguluyoruz bir düz bir ters bir düz bir ters bu şekilde 14 ilmeğimle lastik çalışmama başlıyorum Evet ilk sıramı yaptım birkaç sıra örelim böyle İki sıra ördüm arkadaşlar. Bu bizim için yeterli. Önde bir sıra bir düz bir ters ördüm. Arkada yine düzün üzerine düz. Tersin üzerine ters olarak ördüm. Şimdi ilik açmaya başlayabiliriz. İlk 3 ilmeğimi örüyorum. Bir düz bir ters bir düz. Şişime ipimi doluyorum. Sırada 2 ilmeğim var. Şu düz ilmeğimin Oradan batıyorum. Soldan sağa doğru bir kesme yapıyorum. İlk ilik çalışmam oldu. Sıradaki ilmeğim ters. Tersi ters ördüm. Düzü düz ördüm. Tersi ters ördüm. Düzü düz ördüm. Şimdi 2 4 5 ilmeğimiz var. Yine aynı çalışmayı yapacağız. Bu kez iki ilmeği birlikte yine öreceğiz. Ters olarak öreceğiz. Şu ikinci ilmeğim yok, düz olarak öreceğiz. Özür dilerim. Şu iki ilmeği birlikte örüyorum. Düz olarak ördüm. Sonra şişime ipimi doladım. Bir ters, bir düz, bir ters olarak tamamladım. Geriye dönüyorum. Düzleri düz, tersleri ters öreceğim. Bir düz, bir ters, bir düz. Dolama yaptığım ilmeğim ters. Ardından şu ilmeğim düz. Sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. ve bir tersle birlikte sıramı tamamladım şimdi iliklerimizi de görelim şu bir bu iki iki tane ilik çalışması yapmış olduk ilik çalışmamdan sonra bir sıra lastik örgü örmüş oldum şimdi ikinci sıramı öreyim bir sıra daha örelim. 3. sıra. İlikten sonra yeterli uzunluğa ulaşınca keseceğiz. Şimdi hem örüp hem kontrol ediyorum. Evet üçüncü sıramızı da ördük. Bir sıra daha örelim arkadaşlar. Beşinci sırada keselim. Çok yakın olmasın. Dördüncü sıramızı örüyoruz. İlik mesafemiz artık yeterince uygun oldu. Dördüncü sıramızı tamamlayalım. Beşinci sırada örerek kesme tekniğiyle Var olan 14 ilmeğimizi keseceğiz ve bitirmiş olacağız. Evet, dördüncü sıramı tamamladım. Şimdi beşinci sıramda örgümün arka tarafında kesime başlıyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Onu ters olarak ördüm. İpimi öne aldım ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçirdim. İlk ilmeğimi kestim. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. 2 ilmek kestim. Sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Yani düzü düz örüp kesiyoruz. Tersi ters örüp kesiyoruz. Tek dilatistik kesimi bu şekilde yapılınca çok düzgün oluyor var olan 14 ilmeğimin tamamını kesiyorum ve ön bedenimin çalışmasını tamamlamış oluyor düzü düz ördüm kestim tersi ters ördüm kestim Düzü düz ördüm, kestim. Son ilmeğim ters. Ters olarak ördüm, kestim. Son ilmeğimi bir kez daha ördüm. İpimi biraz uzun bırakarak keserek tamamladım. Evet, düz tarafımızı çevirip bir bakalım ne yapmışız. 120 ilmeğimiz vardı. Ön ve arka beden olarak ikiye ayırdık. 60 ilmek önlere, 60 ilmek arkaya kalmış oldu. 18 ilmek sağdan ve soldan ön bedenden önce bir eksiltme yaptık. 24 ilmeğimiz kaldı. Ardından 5 kez kesme yaptık. Sağdan ve soldan ön kısımlarda 10 ilmeğimiz daha azaldı. 14 ilmeğe ilmek sayımız düştü. 14 ilmekle birlikte düz örgü olarak ördükten sonra lastik çalışmasına başladık ve iki tane de ilik açtıktan sonra ön bedenimizi tamamlamış olduk. Şimdi aynı işlemin benzerini bu arka sırada yapacağız arkadaşlar. Şurası orta kısmımızdı. Buradan örmeye başlamıştık. Dolayısıyla geriye dönerken şimdi yine bu orta kısımdan ipimizi bağlayacağız ve öyle döneceğiz. Şu ilk kesmiş olduğum ilmeği şişime alacağım ki şuradaki ayrıklık oluşmasın. Geliyorum. İlk kesmiş olduğum ilmeği şişime alıyorum. Ve arka bedeni örmeye başlıyorum. Şimdi önce bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Şu sadece şurada ayrıklık olmasın diye. Ardından kesmeye başlıyorum. Bu kez 8 ilmek keseceğiz arkadaşlar. Önlerde 18 ilmek kesmiştik. Arkada 8 ilmek keseceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve son olarak 8. 60 ilmeğim vardı. 8 ilmek kestim. 52 ilmeğim kaldı. Şimdi 52 ilmeğimin tamamını örüp önce sıramızı tamamlayalım. Sonra diğer taraftan da yine 8 ilmek kesim yapacağız. Sıramızı örüp tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka tarafında 8 ilmek daha keseceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve son kez kesiyorum 8. 60 ilmeğimiz vardı. 8 sağda, 8 solda toplamda 16 ilmek kestik ve bizim artık şişimizde 44 ilmeğimizin kalmış olması lazım. Hemen kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 sağ şişimdeki ilmeğimle beraber toplamda 44 ilmeğim kaldı. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Ters örgülerle birlikte bu 44 ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlayalım. Yine ön sırada kesim işlemleri var. Arkalarda kesim yapmıyoruz arkadaşlar. Ön sırada kesimimizi yapacağız. Sıramızı tamamlayalım. Evet arka sıramı örerek tamamladım. Ve şimdi ön sırada kesimlere başlayacağız. Yine sağdan ve soldan birer ilmek keserek ilerleyeceğiz. İlk ilmeğimizi örüyoruz. Ardından ikinci ve üçüncü ilmeği soldan sağa doğru kestim. Bir ilmek eksiltti. Düz örgülerle son üç ilmeğim kalana kadar ilerliyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İlk 2 ilmeği birlikte sağdan sola doğru kesiyorum. Son ilmeğimi de düz örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. 44 ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Bir sağdan, bir soldan kestik. Şu anda 42 ilmeğimiz kaldı. Arka sıralarda var olan ilmeklerimizi öreceğiz. Tıpkı ön bedende yaptığımız gibi ön tarafta da bu şekilde kesmelere devam edeceğiz. Toplamda 15 kez kesmiş olacağız. Şu anda ilk kesimimizi yaptık. 15 kez daha keseceğiz ve bizim ilmek sayımız yine ön bedendeki A çalışmamızda olduğu gibi 14 ilmeğe inecek. Şimdi 15 kez keselim. Birini kestik. 14 kez daha keselim. Sonra birlikte örmeye devam edelim. Evet, kesim çalışmalarımı 15 kez olacak şekilde yaptım. 15 sağda, 15 solda, toplamda 30 ilmek kesmiş oldum ve şişimde artık 14 ilmeğim var. 2 4 6 8 10 12 14. Şimdi tıpkı ön bedende olduğu gibi arka bedende de lastik çalışması yapacağız ve keserek örgümüzü tamamlayacağız bir düz bir ters ters lastik olarak 14 ilmeğimi örmeye başlıyor bu şekilde birkaç sıra örelim ardından keserek tamamlayalım Toplamda 2, 4, 6 sıra boyunca lastik çalışmamı ördüm. Şimdi 7. sıramızda örerek kesme tekniği ile kesiyoruz. İlk ilmeğim düzdü düz ördüm. Sıradaki ilmeğim tersti ters ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçirdim. Bir kesme yaptım. Sıradaki ilmeğim düz düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Sıradaki ters ters ördüm kestim. Bu şekilde var olan 14 ilmeğimin tamamını örerek kesme tekniğiyle kesip artık ön bedeninde çalışmasını, e, arka bedeninde çalışmasını bitirmiş oluyor. Arkadaşlar bu modeli normalde misin alışışımızla bütün olarak örebilirdik bu bacak kesimlerinin olduğu yere kadar. Fakat özellikle bir taraftan dikişli olarak anlattım ki hala bazı arkadaşlarımız misinalı şişle örgü örmekte zorlanıyor herkes rahatça örebilsin diye bu şekilde yandan dikişli olarak anlatıyorum son ilmeğimi bir kez daha ördüm yine ipimi biraz uzunca bıraktım ve kestim Şimdi hem ön hem arka bedenimiz bitmiş oldu. Yan dikişimiz var. Yan dikişlerimizi güzel bir dikiş tekniği ile beraber dikeceğiz. Ondan sonra şu bacaktaki lastik çalışmalarını yapacağız. Fakat arkadaşlar modelin orijinalinde şu yaprak çalışmalarından da ilmek çıkartılarak şöyle her bir yaprağın ilmeğinden ilmek çıkartılarak toplamda 2 diş haroşa boyunca örülmüş. İsteyen arkadaşlar e, bu şekilde bırakabilir. İsteyen de modelin orijinalinde olduğu gibi ilmek çıkarıp iki diş haroşa boyunca örgüsünü örüp ondan sonra yan dikişlerini yapabilir. Ben şimdi ilmek çıkararak size göstereceğim. Şu yaprağımızın ilk başlangıç ilmeği tersti. Şu ters ilmeklerden ilk ilmekten itibaren ilmek çıkartarak zaten yerleri çok belirgin. Her birinin içerisine batıp bir ilmek çıkartıyorum. Bütün yaprak çalışmamın tamamında aynı şeyi yapacağım. Dikkat edin, hiç atlamadan her bir ilmeğin içerisine batalım ve bir ilmek çıkaralım. Şu en kenardaki ilmekten bunu yapıyoruz. Hizamızı asla kaybetmiyoruz. Şimdi yaprak kısmını böyle çalışıp bitirelim. Evet, yaprak çalışmamı tamamladım ve bitirdim. Şimdi şu popkornlu olan ters ilmeklerimin olduğu yerdeyim. Hiçbir şey değişmiyor. Burada da yine her bir ilmeğin içerisine batarak bir ilmek çıkartıyoruz. Sırayla her bir ilmeğin içerisine batıyorum ve bir ilmek çıkartıyorum. Arkadaşlar şişle zorlanırsanız tığ yardımıyla ilmeklerinizi daha kolayca da çıkarabilirsiniz. Ben şişle çıkardığım için zorlanmadığım için şişle gösterdim ama tığla da göstereyim. Bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Diğer yaprağımın olduğu yere kadar çıkardım. Şişimi aldım ve tekrar yaprak çalışmamın olduğu yerdeyim. Burada da yine aynı şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Yani var olan her ilmeğin içerisinden geliyorum ve ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde son yaprağımızın şu yaprak ucuna kadar şuraya kadar ilmeklerimizi çıkaralım sonra iki diş boyunca haroşa örgü öreceğiz Evet yapraklarımın ve şu kenardaki ters ilmeklerimin olduğu yerlerden ilmeklerimi diğer yaprak ucumun son ilmeğine kadar çıkardım şimdi kaç ilmek çıkardığımı sayıp size söylüyorum 202, 204, 206, 208, 210 tam 213 ilmek çıkardım arkadaşlar. Şimdi bu var olan ilmeklerimi haroşa örgü olarak öreceğim. Örgümüzün düz tarafından ilmek çıkardık. Arka tarafından haroşa dişini örmeye başladık. Arkadaşlar birkaç ilmek eksik ya da birkaç ilmek fazla çıkarmışsanız hiç önemli değil. Önemli olan çok fazla ya da ee, çok eksik sayıda ilmek çıkarmamanız gerekiyor. Ama 3 ilmek fazla 3 ilmek eksik bunun hiçbir önemi yok. Şimdi iki diş haroşa boyunca öreceğiz. Bir dişimizi örelim. İkinci dişimizi örerken örerek kesme tekniğiyle keseceğiz. Şimdi bir dişimi öreyim. İkinci dişi örerken Yine birlikte kesim çalışması yapacağız. Şu anda ilk diş haroşam oluştu. Bir diş haroşa boyunca ördüm. Örgümün düz tarafında haroşa sıramı tamamladım. Şimdi arka sırada hem ikinci diş haroşa örgümüzü öreceğiz, hem de kesmeye başlayacağız. İlk ilmeğimi boş aldım sıradaki ilmeği ördüm arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim önce haroşa örgü ördüm sonra kestim bu şekilde hem iki diş haroşa örgü örmüş oluyoruz hem de aynı zamanda kesme işlemimizi tamamlamış oluyoruz şimdi birkaç ilmek kesip ön tarafı göstereceğim var olan ilmeklerimizin tamamını bu şekilde Keserek bu çalışmamızı da bitirmiş oluyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi iki diş haroşa boyunca örgümüzü örmüş oluyoruz. Şimdi var olan ilmeklerin tamamını böyle keselim. Arkadaşlar kesim yaparken şu yaprağın tam başlangıç yeri var ya şu e, ters örgülerimizin bittiği yer, böyle çukur gibi olan yer. Burada iki ilmeği birlikte kesince sanki daha güzel göründü. Şurada normal kestim. Ama burada iki ilmeği birlikte kesince böyle daha güzel bir kavis oldu. İsterseniz öyle yapın. Ben bundan sonra öyle devam edeceğim. Şimdi göstereyim. Şurası tam en çukur olan yerimiz. Oraya kadar birer birer kesiyorum. tam şimdi orta yer olmuş oldu burası hatta şöyle çevirirsem daha iyi anlarsınız şurası tam orta yer ya bir ilmek daha örüyorum tam ortaya gelmiş oldum şimdi ortadaki iki ilmeği tam o iç kısımdaki iki ilmeği birlikte ördüm ve öyle kestim böylece burası daha bir güzel oluyor şöyle oluyor yani bir derinlik katıyor arkadaşlar Böyle benim daha çok hoşuma gitti. İsterseniz siz de böyle yapın. İsterseniz var olan ilmekleri sırayla kesin. Nasıl arzu ederseniz ama benim böyle daha çok hoşuma gitti. Şimdi kesimlerimizi tamamlayıp bitirelim. Var olan ilmeklerimin tamamını kestim ve bitirmiş olduk. Bence bu iki diş haroşa ile birlikte yapraklar çok daha güzel göründü. Hem yapraklar artık bu haroşa örgüyle etrafları örüldüğü için dönme de dönmez arkadaşlar. Son ilmeğimi bir kez daha ördüm ve ipimi kestim. Şimdi bir bakalım nasıl olmuş. Çok güzel oldu. Evet ben bence böyle yapın arkadaşlar. Hani üşenmeyin. İlmek çıkarmak da zor değil. Dediğim gibi şu tam orta yerler var ya şuralar. Buradaki iki ilmeği birlikte ördüğünüzde daha bir derinlik oluyor. Ben başta yapmadım ama sonra deneyince çok hoşuma gitti. Hatta burada iki kez aynı şeyi yapıp daha bir derinlikte de verilebilir. İlmek sayımız müsait. Bu şekilde çalışırsanız çok daha güzel olur. Evet beden kısmımız bitti arkadaşlar. Şimdi şu iki e, ön ve arka bedenin dikişini yapacağız. Düzgün bir dikiş çalışmasıyla birleştireceğiz ve son olarak şu e, bacak kenarlarımızda yine lastik çalışmamız var. O da çok kolay öreceğiz. Son olarak askılarımızla birlikte tamamlayacağız. Şimdi iğnemizi şöyle bir 50-60 santim uzunluğunda ipimizi geçirelim ve dikişimize başlayalım. Evet dikiş çalışmamıza başlıyoruz. Her zaman yaptığımız düz dikiş tekniğini burada da uygulayacağız. Önce her iki ucu karşılıklı birleştireceğiz. Şu bacak kesimlerimizin olduğu şu iki tarafı karşılıklı birleştireceğiz. Hep aynı ilmek hizasını hiza alacağız. Böylece çok düzgün bir dikiş çalışmış olacağız. Evet her iki ucu birleştirdikten sonra şimdi karşılıklı bir sağdan bir soldan hep aynı ilmekleri hiza alarak örgümüzü birleştirmeye başlıyoruz. Düz örgümüzü bu şekilde birleştireceğiz. Lastik örgümüzde de aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Yine aynı hizayı gördüğünüz gibi takip ederek lastik bitimine kadar her iki kenarı birleştireceğiz bir sağdan bir solda Evet yukarıya kadar bu şekilde dikişimizi tamamlayalım tam bu yaprak olan kısma kadar düz olan ilmeklerimi karşılıklı dikerek birleştirdim şu yapraklı kısmı hiç ellemiyoruz arkadaşlar burayı Sonra dikeceğiz şu dikişimizi bitirdikten sonra. Düz dikişlerimi yaptım. Şimdi şu lastikli kısımda aynı şeyi yapmaya devam ediyorum. Yine ilmeğimi hiza alarak bir sağdan batıyorum. Geliyorum diğer tarafta. Yine lastik ilmeğimin bir solundan batarak birleştiriyorum. Bir sağdan şunlar yaprağımın iplerinin uzantısı. Evet. Bir sağdan bir soldan Lastik çalışmamızı da bu şekilde tamamlayalım. Gördüğünüz gibi lastiğimiz de çok düzgün bir şekilde birleşmiş oluyor. Evet bunu da yukarıya kadar dikelim. Evet lastik kısmımı da en üste kadar diktim. Şimdi örgümün iç tarafında Böyle önce içeriye taşıdım. Burada düğümleyerek sabitliyorum. Evet, sabitledikten sonra da şöyle işte birkaç kez örgümün içerisinden ipimi yürütüp fazla olan kısmını kesip temizliyorum. Arkadaşlar bu başlangıç bitiş iplerimiz var. Bunları da aynı şekilde örgümüzün iç tarafında tığımızın yardımıyla yürüterek gizleyelim ve fazla olan kısmını keselim. Evet çok güzel bir dikiş çalışmamız oldu bedende. Şimdi arkadaşlar şu yaprakla yani yaprağın başlangıcıyla bitişini de dikeceğiz. Zaten ipimizi uzunca bırakmıştık. Şu uzun bıraktığım ipi kullanacağım. Diğer iplerimi yine tığımın yardımıyla temizleyeceğim ve bunları da bu şekilde temizlemiş olacağım. Şunları bir temizleyip geleyim. Evet iplerimi temizledim. Sadece dikiş yapmak için bırakmış olduğum ipim kaldı. Şimdi bunu iğneme geçireceğim ve bu kısmı da nasıl diktiğimi size göstereceğim. Evet, başlangıç yerimiz yaprağımızın üst kısmı. Şimdi aynı şeyi burada yapacağız arkadaşlar. İlmekleri karşılıklı hiza alacağız. Bir bir taraftan bir diğer taraftan batarak iki ucu birleştireceğiz. Sanki bütün örülmüş gibi bir görüntü elde etmiş olacağız. Bir sağdan bir soldan batarak haroşa dişlerinin olduğu yere kadar önce birleştirdim. Şimdi haroşa dişlerini hiza alarak birleştiriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi çok düzgün bir birleşme çalışması yapmış olduk. Bunun da yine arka tarafa ipimi taşıyıp burada düğümleyerek sabitliyorum ve birkaç kez yürüterek ipimi temizliyorum fazla ipi de kesip atıyorum Evet arkadaşlar dikişlerimizi de yaptık çok da güzel oldu harika görünüyor şimdi son olarak Paça kısmında bir lastik çalışmamız var demiştik. Onu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Yine ilmek alacağız. Şu lastik çalışmamın ucundan başlayacağım. Geleceğim şu uca kadar. Aynı şekilde bunu bitirdikten sonra diğer tarafta ilmek alacağım. Geleceğim ta şu uca kadar. Şimdi ilkini beraber başlayalım. Yine ister şişinizle ister tığınızla nasıl size kolay geliyorsa ilk ilmekten itibaren ilmek çıkartacağız. Yine hep aynı yuvayı hiza alacağız. Şöyle sırayla her birine batarak ilmek çıkaracağız. Şu diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım arkadaşlar. Bu şekilde ilmek çıkartarak diğer lastik ucuma kadar ilerledim toplamda 91 ilmek çıkardım öyle tahmin ediyorum bir daha kontrol edelim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62, 64, 66, 68, 70. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 muş arkadaşlar. Bunu 91'e tamamlayacağım. Tek ilmeğimizin olması lazım. Şu en sondan bir tane daha alınca. Tığımın yardımıyla hatta alayım. Şuradan iki tane ardarda arda çıkartacağım. İki ilmek başta, iki ilmek sonda düz öreceğiz ön tarafta. O yüzden tek ilmek sayısı olması lazım. Şimdi 91'e tamamlamış olduk. Evet, tam 91 ilmeğim var. Şimdi örgümüzün arka tarafında tekli lastik çalışması yapacağız. Tekli lastik çalışmasını da arka tarafta olduğumuz için ters örgüyle başlayacağız ki önde bu ilmeklerimiz düz olsun. İlk iki ilmeğimi ve son iki ilmeğimi ters olarak öreceğim. Ardından bir düz bir ters. Bir düz bir ters lastik çalışmamı örmeye başladım şimdi sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar böyle örelim Evet bir düz bir ters ilmeklerle birlikte sıra sonuna yaklaştım aynen de dediğim oldu İki ilmek tersle birlikte sıramı tamamladım. Yani iki ilmek düz olmuş oldu. Evet. Arkadaşlar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ben diğer bacağı ördüm. Şu bacak genişliğini falan kontrol edebilmek için. Hatta düğmelerimi de diktim. Şöyle kapandığında bacak genişliğimizi görelim. Bunu çok geniş ya da çok dar olmaması gerekiyor. Çocuğumuzun bacağını rahatça sarabilecek büyüklükte olmuş olduğu. E, ee, kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5 sıra boyunca ördüm. 6. sırada örerek kesme tekniği ile birlikte tıpkı şu uçta olduğu gibi keserek bitirmiş oldum. Şimdi ilk sıramızı ördük. 4 sıra daha öreceğiz 5. sıramızı tamamladıktan sonra 6. sırada yine birlikte ben göstereyim beraber örerek kesme tekniği ile keselim arkadaşlar tam 5 sıra boyunca şöyle saydığımızda 1 2 3 4 5 tek lastiğimizi ördük ilk 2 ve son 2 ilmeğimizi önlerde düz arkalarda ters olarak ördük şu düzgün görüntüyü sağlayabilmek için Artık lastik çalışmamız da bitti. Şimdi örerek kesme tekniğiyle var olan ilmeklerimizin tamamını keseceğiz. İlk ilmeğimi boşaldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Bir ilmek kestim. Sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm ve kestim. Bu şekilde toplamda 91 ilmeğimiz vardı. İlmeklerimizin tamamını örerek kesip tamamlayalım. Her iki bacağımızda da aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 91 ilmek çıkartıyoruz. İlmek sayılarımızın birbirinin aynı olması çok önemli. Ben diğer tarafı da çalışmış oldum. Görmüş olduğunuz gibi çok düzgün bir çalışma olmuş oldu. Hem önlerdeki kesimlerimiz hem aldığımız ilmekler çok düzgün. Örgümüzün iç tarafı da aynı şekilde ilmek aldığımız yerler çok düzgün bir çalışma yapmış olduk. Evet kesimlerimizi bitirelim. Ardından son olarak askı çalışmamız var. Askı çalışmamıza başlayacağız ve askımızı örerek artık bu güzel tulumu salopeti adını ne diyorsanız tamamlamış olacağız var olan ilmeklerimin tamamını düzleri düz tersleri ters olarak ördüm ve kestim sıra sonunda iki düz ilmeğim var bunların ikisini de düz olarak örüp kesiyorum Evet, kesme çalışmamı da bitirdim. Şu son ilmeğimi bir kez daha örüp ipimi biraz uzun bırakarak kestim. Şimdi tığımın yardımıyla bu ilmeği arkaya alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok düzgün oluyor. Burada tekrar sabitliyorum. Devamla kullanılacak, açılıp kapanacak yer olduğu için iki kez düğümlemiş oldum. Ardından ilmeklerimin arasından yürütüyorum. ve fazla olan ipimi keserek tamamlıyorum. Arkadaşlar ahşap düğme kullandım. Küçük düğme kullanmaya özellikle gayret ettim. Düğmelerimizi dikerken hemen şu ilmek aldığımız lastik çalışmasının yanında zaten üçüncü ilmeğe ileğimizi açmıştık. Tam o kısma düğmelerimi de diktim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çalışma yapmış olduk. Örgümüzün ön tarafı böyle düz tarafımız. Arka beden, ön beden birbiriyle tamamen uyumlu uzunluk ölçülerimiz. Şu tam arka ortaya bir düğme diktim. Şimdi askı çalışmalarını yapacağız. Ön kısma da iki tane düğme dikeceğim ama arkadaki düğmenin ortada olacağı belliydi. Öndeki düğmeleri askı çalışmalarımı çalıştıktan sonra muhtemelen şöyle tam orta kısımlara şöyle dikeceğim. Şimdi askı çalışmalarımıza başlayalım. Şimdi askı çalışmamıza başlıyoruz. Askı çalışmam için şişime 8 ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeğimi attım ve lastik çalışmama başlıyorum bir düz bir ters tekli lastik çalışması yapıyoruz bir düz bir ters 1 düz 1 ters Sıra sonunda 2 ilmeğim var. Bu askımın iç tarafı olacak. Bu 2 ilmeğimi düz örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka sırada 2 ters 1 düz 1 ters 1 düz 1 ters bir düz ve bir tersle sıramı tamamlıyorum. Yani bir düzle başlayıp iki düzle ön kısımda bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunu özellikle böyle yapıyorum. Bir de şu ilk ilmekleri şişime örerek alıyorum. Kenarlarda bolluk olmasını istemediğim için. Evet, 3. sırayı örüyoruz. Toplamda 6 sıraya bunu tamamlayalım. Ve ilik çalışmamız olacak. İlk iliğimizi açacağız. Bir askımızın başlangıcında bir de bitiminde ilik çalışması var. Yani iki uçta ilik çalışması var. Şimdi ilkini açacağız. Lastiğimizi biraz daha ördükten sonra 1 2 3 4 Tekrar bu beşinci sıram. Geriye dönüyorum. İki ters, bir düz, bir ters, bir düz bir ters bir düz ve bir ters olarak tamamladım şimdi örgümüzün düz tarafındayız ve ilk ilik çalışmamızı yapacağız tam 8 ilmeğimiz var orta kısmında iliğimizi açacağız lastik çalışmamızla başlıyoruz bir düz bir ters bir düz bir ters 4 ilmek örmüş oldum şişime ipimi doladım kesme yapmıyorum bir üst sırada yapacağım sıradaki ilmeğim düz bir düz bir ters iki düzle birlikte sıramı tamamladım geriye dönüyorum şimdi burada ilik için kesim yapacağız bir iki ilmek ters bir düz bir ters ve şimdi şu artırma yapmış olduğum ilmekle yani doladığım ilmekle sıradaki düz ilmeği birlikte düz olarak ördüm tam burada bir ilik çalışması yapmış oldum sonra bir düz bir ters bir tersle birlikte sıramı tamamlamış oldum Evet de tam şurada iki düz ilmeğin arasında açılmış oldu. Böylece güzel bir görüntü olacak. Şimdi arkadaşlar lastik çalışmamızı biraz bu şekilde öreceğiz. İlik de bitti. İlikten sonra 11-12 sıra kadar örelim. Ardından yaprak kurulumuna başlayalım. Popcorn'lu yaprak çalışmamız olacak. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ilik çalışmış olduk. Evet ilik çalışmamdan sonra 2 sıra örmüş oldum. Şimdi biraz daha uzatalım ve yaprak kurulumuna birlikte geçelim. Arkadaşlar tam 11 kez lastik çalışmamı yaptım. 12.'yi yaparken örgümün arka tarafındayım. Şu son 2 ilmeğim yaprak çalışmamın olacağı ilmekler. Bunları birer kez artırıyorum. Aynı ilmeği iki kez örüyorum. Tekrar göstereyim isterseniz. Şimdi bir düz bir ters olarak geldim. Sıra sonunda iki ilmeğim kaldı. İlk ilmeğim düz. Önce bir böyle ördüm. Sonra çevirdim. İkinci kez ört. Sırada bir ilmeğim daha var. Aynı şeyi ona da yapıyorum. Bir ördüm çevirdim ve bir kez daha ördüm yani 2 4 6 8 10 ilmeğe ilmek sayımı ulaştırdım şimdi şöyle modelimin üzerinde göstereyim şu askı çalışma Evet şu askı çalışma ön tarafı bu ilik çalışmamızı da yaptık Şimdi iki tane askı yapacağız ama birinin yaprağı bir tarafta olacak yani kol altına gelmesi lazım yaprak çalışması biri sağda diğer e, askı çalışmasında da solda olacak. Şimdi biz sağ tarafta olan yaprak çalışmasına başlıyoruz. Yaprak çalışmamızı nasıl yapıyorduk? Yaprak çalışmamızı yaparken bir ters, bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz ve bir ters olarak çalışıyorduk. Yani biz bir ilmek de şuradan ekleyeceğiz. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmekle kuruluma başlayacağız. Ne yaptık? Lastik çalışmamızın 2 ilmeği vardı. Birer tane artış yaptık. 8 ilmeğimizi 10 ilmeğe çıkardık. Bir tane de biz kenardan ilave ettik. Şimdi başlıyoruz. 2 4 6 8 10 11 ilmekle beraber. İlk ilmeğimiz ters. Ardından yaprağa başlıyoruz. 1 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 1 düz. Yaprağım bitti arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Yapraktan sonra bir gizli artırma yapıyorduk. Ardından bir ters ilmeğimiz vardı. O ters ilmeğimizi de ördük Yaprak kısmımız burada. 2, 4, 6 ilmekle beraber askı çalışmamıza devam ediyoruz. Yine lastik örgü. Ne yapıyoruz? Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve sıra sonunda 2 düz. Şu kenar görüntüsü düzgün olsun diye. Evet. Şimdi önce lastik çalışmamızı yapalım. 6 ilmeğimiz. Lastik çalışmamız. Bir düz. Bir ters. 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Lastik çalışmamı yaptım. Bitti. İsterseniz buraya bir işaretleyici takın. Lastikle ee, örneği karıştırmamak için en azından model ortaya çıkana kadar ardından yaprak çalışmama başlıyorum bir düz gizli artırma yapmış olduğum ilmeğimle iki düz ardından yaprak çalışmam var arkada olduğum için ters örüyorum bir iki üç dört beş ilmek ters son ilmeğim düz Evet kurulumu yaptık şu görmüş olduğunuz gibi burası da çok güzel bir başlangıç oldu şimdi ikinci sıra artırmalara başlıyoruz ilk ilmeğimiz ters bunu ters olarak örüyorduk ardından yaprağımıza başlıyoruz düz örgülerle bir iki düz bir dola bir düz bir dola bir iki düz yaprağımız bitti hemen gizli artışımızı yaptık bu kez bir iki ilmek tersimiz oldu bir iki tersimi ördüm ve şimdi iki dört altı ilmekten oluşan lastik çalışmam var onu da örüp sıramı tamamlıyorum birkaç sıra arkadaşlar bu şekilde size göstereceğim yaprak kurulumunu Sonra hiç şaşırmadan öreceksiniz. Askıda da aynı şekilde örülüyor. Değişen hiçbir şey yok. Evet, önce 6 ilmekten oluşan lastik çalışmamı örüyorum. 4 5 6 Lastiğim bitti. Yapraktayım. 1 2 Gizli artırma yapmış olduğum ilmeğimle 3 ilmek düz ördüm. Şimdi yaprağım başlıyor. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters ördüm. Son ilmeğim düz örk. Evet yaprağımızın şu iki yuvasını yapmış olduk. Devam edelim. Bir ters yaprağa başlıyoruz. 1 2 3 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 1 2 3 düz. Yaprak bitti. Hemen bir gizli artırma. Sonra 1 2 3 ters. Ve tekrar lastik örgümüz. Bu kadar kolay. İlk popkornun da nereye yapıldığını göstereceğim. Sonra bu şekilde devam edeceğiz. Evet, 6 ilmek lastik çalışmamı yaptım. Şimdi yaprak çalışmamdayım. Düz örgüyle başlıyorum. 1 2 3 Gizli artırma ilmeğimle birlikte 4 ilmek düz. Ardından yaprağım için ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ters, son ilmeğim düz. Evet, yaprağımız belli olmaya başladı. Şimdi 4. kez yuva çalışması yapacağız. Aynı zamanda da ilk popcorn çalışmamız olacak. Bir ters yaprağıma başlıyorum düz örgülerle. Bir, iki, üç, dört, düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir, iki, üç, dört düz. Yaprağım bitti. Bir gizli artırma yaptım bir ilmek ters ördüm 3 ilmek tersim kaldı hemen popkornumu burada yapıyorum 3 tane ters ilmeğim var İlkine yapıyorum tığımı aldım 2 zincir çektim aynı yuvaya 5 tane trabzan yapıyorum. İlk 2 zincirimi birinci trabzan olarak kabul ediyorum. 3 4 ve 5 Hepsini birlikte ördüm. Tek bir ilmeğe indirdim ve sağ şişimi taktım. Evet, popkornumuz da bitti. Şimdi sırada 1 2 ilmek tersim var. Ardından bir düz bir ters lastik örgü. Evet arkadaşlar sanırım bundan sonrasını zaten üst kısımda yapmış olduğumuz çalışmanın birebir aynısı devam edersiniz. Yine popkornlarımızın yeri birebir aynı arkadaşlar. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar askı çalışmamızı yapalım. Ardından yine bir ilik çalışmasıyla birlikte askımızı bitireceğiz. Şimdi yaprak çalışmalarımızı yapıp sonra tekrar birlikte olalım. Evet askı çalışmamı 1 2 3 4 yaprakla beraber tamamladım. Bu bizim için yeterli bir uzunluk. Şimdi kesme çalışması yapacağız. Normalde ne yapıyorduk? 5 ilmek kesip yeni yaprak çalışmasına başlıyorduk. Şimdi öyle yapmayacağız. Tıpkı şu başlangıçtaki gibi e, yuvarlak bir şekilde örgümüzü tamamlamamız lazım. O yüzden kesimimizi 3 ilmek 3 ilmek olarak keseceğiz ki bu uç kısmımız büzülsün arkadaşlar. Sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek bir eksiltme yaptım. Sol şişime aktardım ilmeğimi ve yine sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek ikinci kez kestim. İlmeğimi şişime aldım. Sıradaki 3 üç ilmeğimi üçüncü kez kestim ilmeğimi şişime aldım ve sıradaki 3 ilmeği dördüncü kez kestim 2 4 6 7 8 ilmek yine benim e, şişimde kalmış oldu şimdi bu 8 ilmekle birlikte lastik çalışmamızı tekrar öreceğiz zaten 8 ilmekle başlamıştık sonra 2 ilmeğini yaprak için kullanmıştık. Tekrar 8 ilmeğe ilmek sayımız indi. Ve biz lastik çalışmamıza artık 8 ilmek olarak devam ediyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Son 2 ilmeğim düz örk. Dönüyorum arka sırada. ilk iki ilmeğim ters ardından bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz ve bir ters olarak sıramı tamamlıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şurada ilmeklerimizi toplayarak güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Ve lastik çalışmama yine bir düz bir ters olarak devam edeceğim. İki ucumuzda da ilik çalışması olacağını söylemiştim. Tekrar bir ilik çalışması yapacağım. Ardından yine lastik örgüme devam edeceğim. Yeteri kadar uzunluğa ulaştığında da örerek kesme tekniğiyle keseceğim. Şimdi öreyim. Nerede ilik açtığımı kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ilk askı çalışmamı tamamladım. 4 tane yapraktan oluşan bir askı çalışmamız oldu. Şu yaprak çalışmamı bitirdikten sonra tıpkı başlangıçtaki sayıların aynısını uyguladım. Önce 12 sıra boyunca lastik örgümü ördüm. Sonra bir ilik çalışması yaptım. Ardından 6 sıra daha örüp kestim. Yani şu başlangıçtaki uzunluğumuzla bitiş uzunluğumuz birbirinin aynısı olmuş oldu. Şimdi ikinci askı çalışmamızı yapacağız. Biri sağ tarafta, diğeri sol tarafta olacaktı yaprak kesiminin. Yine 8 ilmekle birlikte örgüme başladım. Ne yapmıştık? Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Son 2 ilmeğimizi düz yapmıştık. Şu ilk çalışmamızda. Şimdi diğer askımızı yaparken 8 ilmekle başlıyoruz. Bu kez 2 düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak lastik çalışmamızı örüyoruz. Bunun sebebi de şu iki Lastik iki düzler birbirine bakacak. Yapraklı olan kısımlarda tek bir düzle bitirmemiz gerektiği için. Bunda da yine 6 sıra ördükten sonra ilik çalışmamı yaptım. Ardından 1, 2, 3 sıra boyunca örgümü örmüş oldum. Şimdi bunu da 12 sıraya tamamlayacağız. İlikten sonra 12 sıra boyunca lastiğimizi öreceğiz. Ardından yaprak çalışmamıza başlayacağız. 2 düzle başladım, 1 düzle bitirmiş oldum. Arka kısımda da ilk ilmeğim ters, ardından 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters bir düz iki ters olarak bitiyor bunu şimdi tam 12 sıraya tamamlayalım sonra yaprak çalışmamıza başlayalım Evet ilik çalışmamdan sonra 2 4 6 8 10 11 sıra boyunca ördüm şimdi 12 sırayı örerken yaprağımızı bu tarafta çalışacağımız için artırma yapmıştık. Şu son iki ilmeğe artış yapacağız. Önce iki düzle lastiğime başlıyorum. Ardından bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak örüyorum. Şimdi iki tane ilmeğim var. Bir ters, bir düz. Düz olarak örüyorum. Bir kere ördüm. İlmeği çevirdim. İkinci kez ördüm. Bir ilmek artırdım. Aynı şeyi sıradaki ilmeğe yapıyorum. Bir kez ördüm, çevirdim, bir kez daha ördüm. ikinci kez artış yapmış oldum. Bir kez daha artış yapıyorum ve toplamda 3 ilmek artırdık. 2 4 6 8 10 11 ilmeğe ilmek sayım ulaşmış oldu. Şimdi bir sıra gidip geleceğim. Bunları bir ilmek düz ardından 1 2 3 4 ilmek ters lastik çalışmamın ilmekleri var beşincisi de ters sonra bir düz bir ters bir düz iki ters olarak tamamladım artışımızı yaptık şimdi yaprak kurulumuna başlayacağız yine önce lastik çalışmamı örüyorum 2 düz 1 ters 1 düz 1 ters 1 düz 2 4 6 Lastik çalışmam bitti. Şurası yaprak çalışmamın olacağı yer. Bir ilmek ters örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Ardından bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. Yaprağım bitti. Son ilmeğim ters. Yaprak kurulumunu burada da yaptık. Şimdi arka sırada ilk ilmeğim düz. Ardından yaprak ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Dolama yapmış olduğum ilmeğim düz. Yanındaki ilmeğim düz. Ardından 2 4 6 ilmeğim var. Bunlar lastik ilmeklerim. Tersi ters, düzü düz. Son 2 ilmeğim ters. Evet örgümüzün düz tarafındayız. Şimdi ne olmuş oldu arkadaşlar? Yine askı çalışmamızı yaptık. Yaprağımızın biri sağa baktı bir askımızda. Diğerinde sola baktırmış olduk. İkinci kez yaprağımızı çalışalım. Popcorn çalışmasına kadar anlatacağım ki iyice anlaşılır olsun. Önce 6 ilmekten oluşan Lastik çalışmamı bir düz, bir ters olarak ördüm. Ardından iki ilmek tersim var. Bir, iki ters. Yapraktan önce hemen bir gizli artırma yapıyoruz. Ardından yaprak ilmeklerimi örüyorum. Düz olarak bir, iki düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir, iki düz. Yaprak bitti. Son ilmeğim ters. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Ardından yaprak ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters ördüm. Yaprak ilmeklerim bitti. Gizli artırma ilmeğim var. Düz örgüye başlıyorum. 1 2 3 ilmek düz. Yaprak yanındaki çalışmam da bitti. 2 4 6 ilmek lastik ilmeklerim. 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz ve 2 tersle bitiriyorum. 3. yuva çalışmasını yapacağız. Şimdiye kadar 2 yuva çalışması yaptık ilk 2 ilmeğim düz ardından bir ters bir düz bir ters bir düz lastiğim bitti yapraklı kısımdayım 3 ilmeğim ters 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm hemen yaprağın kenarındayım bir gizli artırma yaptım ve yaprağımı Örmeye başlıyorum düz olarak örüyoruz. 1 2 3 düz 1 dola 1 düz 1 dola 1 2 3 düz. Yaprak bitti. Son ilmeğim ters. 3. kez yaptık. Şimdi arka sıramızı örelim. bir düz yaprak ilmeklerimi ters örüyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ters. Gizli artırma yapmış olduğum ilmekle düz ilmeği düz örmeye başlıyorum. 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz. Ve ardından lastik ilmeklerim var. 1 ters, bir düz bir ters bir düz ve iki ters de sıramı tamamlıyorum Evet 3 tane yuva çalışması yaptık yaprağımız belirgin oldu şöyle karşılıklı birbirinin simetrisi oldu şimdi dördüncü kez yuva çalışmasını yapacağız ve aynı zamanda ilk popcorn çalışmamızı da yapacağız sanırım anlaşılır olmuştur devamını bu şekilde örerek getireceğiz 2 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters. 1 düz olarak lastiğimi ördüm. Şimdi ters ilmeklerimin olduğu yerdeyim. 1 tersimi örüyorum. 2. ters ilmeğim popcorn ilmeğim oluyor. 1 dakika. 2 ters örüyorum arkadaşlar özür dilerim 2 ters ilmeğimi örüyorum ardından 2 ters ilmeğim kalıyor şu ilki benim popcorn ilmeğim oluyor ve burada şimdi popcorn çalışmamızı yapıyoruz tığıma aldım ilmeğimi 2 zincir çektim bunu birinci trabzan kabul ettim. Ardından 2 3 4 5 tane trabzan yaptım. 5'ini birlikte ördüm. Tek bir ilmeğe düşürdüm. Bir zincirle sabitledim. Ve sağ şişimi aldım. İlk popcorn çalışmamı yaptım. Sırada bir ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi örüyorum yaprak çalışmama geldim. Hemen öncesinde bir gizli artış yaptım ve yaprağımı örmeye başladım. 1 2 3 4 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 1 2 3 4 düz. Yaprağım bitti. Son ilmeğim ters ilmek. Evet yaprak çalışmamızın artırmalarını bitirdik. Popkornumuzu yaptık. Şimdi bu şekilde yaprağımızı tamamlayıp popkornlarımızı yapalım. Ve yine 1, 2, 3, 4 tane yaprak çalışması tamamladıktan sonra kesimimizi yapalım. Sonra lastik çalışmamızı örelim. 12 sıra ördükten sonra iliğimizi açalım. Ardından 6 sıra örüp keserek ikinci askımızı da tamamlamış olalım. Şimdi arkadaşlar ben de e, askı çalışmamı öreyim, bitireyim, düğmelerimi dikeyim ve tulumumuzun son haliyle e, yine sizlerle birlikte olalım. Arkadaşlar askı çalışmamızı bitirelim dedim ama Şimdi şu yaprak çalışmamız ters tarafta kaldığı için şuradaki kesmeyi karıştırabileceğinizi düşündüğüm için burayı nasıl çalışacağımızı da özellikle göstermek istedim. Şimdi yaprağımızın son 3 ilmeği var. Ne yapıyorduk? Bu 3 ilmeği birlikte örerek kesip tek bir ilmeğe indirip sonra bir ters ilmekle sıramızı bitiriyorduk. Normalde ne yapıyorduk? Ardından şu iki ilmeği birlikte örüyorduk, kesme yapıyorduk. Sonra diğer tarafa gelip kesme yapıyorduk. Ee, şimdi ters olduğu için arkadaşlar burada 5 kesme yaptığımız ilmeği de burada keseceğiz. Bir ilmekte şu ikisiyle birlikte keseceğiz. Toplamda 6 kez kesme yaparak yaprak çalışmamızın birincisini tamamlamış olacağız. Sırayla iki ilmeği birlikte ördüm. Bir ilmek kestim. Ardından sıradaki iki ilmeği birlikte ördüm. Birlikte kestim. İki. Tekrar üç. Dört. Beş. Ve son olarak altıncı kez kestim. Şimdi geriye dönüyoruz. Sıradaki ilmeğim bir düz, bir ters, bir iki düz ve 2 dört altı ilmekten oluşan lastik ilmeklerim. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. ve iki ilmek tersle birlikte lastik çalışmamı da tamamladım. Şimdi ikinci yaprak kurulumuna geçeceğiz. Aynı şeyin tersini yapmış olduk yani aynı görüntüyü elde edebilmek için. Şimdi ilk iki ilmeğim lastik çalışmamın düz ilmekleri. Ardından bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. 6 ilmeğimi lastiğim için ördüm. Ardından bir ters ördüm. Bir gizli artırma yaptım. Ve ikinci yaprağıma başlıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz ve bir tersle beraber ikinci kurulumu gerçekleştirmiş oldum. Arka sıramızı da örelim daha anlaşılır olsun. 1 ilmek düz yaprağım için 1, 2, 3, 4, 5 ters ardından gizli artırmamı 1 düz yanındaki ilmeği 2 düz ördüm. 2, 4, 6 ilmek lastik çalışmamın ilmekleri. Sanırım anlaşılır olmuştur. Örerken buranın karıştırılabileceğini düzelttim. Düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ikinci yaprağımızı, üçüncü, dördüncü yaprağımızı örerek bu askımızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, askı çalışmalarımı bitirdim, düğmelerimi diktim ve görmüş olduğunuz gibi çok güzel olmuş oldu. Ben çok keyif alarak ördüm. Ee, rahat bir yaş, belki iki yaş. Çok rahat bir şekilde giyilebilecek büyüklükte oldu. Kullandığımız ip, kullandığımız şiş e, ve örgümüzün sıklığı, bolluğu, büyüklüğümüzü etkiler arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ben 240 metre uzunluğunda bir ip kullanmıştım. Dolayısıyla oldukça büyük oldu. Şimdi ölçülerini vereyim size. Askılı tulumumuzun şu yaka kısmından etek ucuna kadar olan uzunluğu 33 buçuk santimetre en kısmımız 25 santimetre askı uzunluğum arkadaşlar şöyle yakaya kadar olan omuzdan şu yaka kısmına kadar olan uzunluğumuz 14 santim askıdan A kısmına kadar olan uzunluğumuzda 48 santim. şayet e, askıları biraz daha kısa ya da uzun yapmak isterseniz ki uzun yapmaya gerek yok bu yeterince uzun ama kısa yapmak isterseniz arkadaşlar şu ilikten sonraki 12 sıra biz örgümüzü örmüştük o mesafeyi 1-2 sıra ördükten sonra Hemen yaprak çalışmasına başlayın. Bitirirken de aynı şekilde bitirin. Böylece e, en az 2-3 e, santim daha askı boyunuz kısalır. Eğer daha küçük bebekleri örmek istiyorsanız yine şu askı boyunu bu şekilde bırakıp 3 yaprakla da çalışabilirsiniz. Mutlaka ölçü alın. Ölçüyle birlikte askı kısımlarını örün. Beden kısmında sorun yok. Eğer daha küçük yapmak isterseniz 330 metre uzunluğunda ip kullanmanızı tavsiye ederim. Aynı sayılarda 3 numara ya da eli çok sıkı olan arkadaşlar 3,5 numarayla da örebilir. Evet, ön kısmımız böyleydi. Şimdi arka kısmımıza bakalım. Askılarımız arkadan böyle geliyor şurada tek düğme ile birlikte askılarımı birleştirdim tam şuraya düğme çalışmamı yaptım ve iliklere iki ile aynı düğmeye geçirerek askımı tamamlamış oldum Evet ben çok keyif alarak ördüm ve anlattım çok da güzel bir model olduğunu düşünüyorum Umarım siz de aynı keyifle örersiniz ve sevdiklerinize, bebeklerinize giydirirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.